Merhabalar. Bugün İstanbul'daki Fenerbahçe Marina'dan halatlarımızı çözüyoruz ve denize çıkıyoruz. İzleyeceğiniz içerikte denize çıkarken ve çıkmadan önce neler yaptığımızı bulacaksınız. O zaman gelin birlikte yelken yapalım. Veya denize çıkarken nelere dikkat etmeniz gerekir? Hangi halatları çözmeniz gerekir? Hangi bağlantıları tekniğinizden çıkarmanız gerekir? Ve tekniği ön kontrol nasıl yapmanız gerekir? Bunu işlemek istiyorum. Yani siz sıfırdan marinaya geldiniz, tekniğinizi açtınız, kapısını, bacasını. Ne yapacaksınız? Nasıl denize çıkacaksınız? Hangi yolları izleyeceksiniz? Bir kere hava raporuna baktınız mı, bakmadınız mı? Bu da önemli. Bugün mesela Onur Tok, sen baktın mı Windkuru'ya? Poyraz veriyordu bugün. Poyraz mı veriyor? Evet. Ben Windkuru'ya baktım, o da veriyordu. Ben Windy'ye baktım ama. Sen Windy'ye baktın. Evet. Gördüğünüz gibi hava tahmini adı üstünde. Onur'a göre bugün Poyraz var, bana göre Lodos var ama şu an gerçekten de Kanal 3 Marina'da Poyraz esiyor ve şiddetlendi de Onur, baksana bir onlatı. Evet, bayağı bir onlat esiyor şu an. Onlat esmeye başladı. Yani bugün güzel bir yelken yapacağımız gibi gözüküyor. Evet, bugün ne yapacağız şimdi? Tekrar söylediğim gibi tek başıma ben yelken yapmaya çalışacağım. Tabii çekim Onur yanımda olacak. Çekimi o yapacak haliyle. Ben tek başıma her şeyi ben kontrol edeceğim ama bir de denize çıkarken nelere bakmamız gerekiyor? Ona bakacağız. Gelin beraber izleyelim. Denize çıkmadan önce teknedeki tüm tekneye bağlı olan tüm kablolardan kurtulmanız gerekiyor. Örneğin burada bir tane ne var? Padestalı var. Buna padestal diyoruz. Bu padestaldan biz elektrik ve su alabiliyoruz. Dolayısıyla denize çıkmadan önce birçok arkadaşımız bunu unutuyorlar. Bunu unuttukları için de halatları çekip giderken bu peşlerinden geliyor. Benim de başıma gelmişti. Yalan değil. Dolayısıyla bunu öncelikle kara tarafından sökmeniz gerekiyor. Kara tarafından söktüğünüzde en azından 220 voltluk elektrikle elinizde gezmezsiniz. Ha, ben elektrik mühendisiyim. Tabii bunlarda kaçak akım koruma, çok miliamperlerde atıyor, size çarpma ihtimali yok. Ama olsun, gene de siz padestaldan sökün ve bu kabloyu teknenize alın. Yani ilk iş elektrik kablosunu sökün. Bunlar tekneye biraz ayrık bağlamışlar. Tamam, belki benim ayak boyum böyle yetiyor ama herkes böyle binemeyebilir. Çoluğumuz var, çocuğumuz var, değil mi Onur Tok? Yaşlı aynen arkadaşlarımız öyle var tekneye binmek isteyen. Ayağı sakat olan arkadaşlarımız var. Allah korusun. Her şey olabilir. O yüzden böyle büyük adım atmak zorunda değilsiniz. Veya tekneye böyle bir pasarela da koyabilirsin. Pasarela kimin bilmiyorum, Ortok mu sizin mi bilmiyorum ama. Yok, değil galiba. Değil. Bir tane bulduk pasarela. Buna pasarela diyoruz bu ahşap parçasına. Böyle koyuyoruz buraya. Şimdi kablonun altından geçirdim. Bu şekilde tekneye güvenli binebilirsiniz ama pasarela koyduğunuzda kesinlikle bunu bağlamanız gerekiyor. Çünkü bu denizdeki hareketlerle ileri geri oynar ve sonra buradan düşüverir ve tehlikeye yol açar. O yüzden tekneye birinci kural sağlam binmeniz. Binerken de tekneye, bu teknede bir el kulalı vardır. İki ayak bir el kulalı var. Onu biliyor musun? Evet. Üç noktadan tekneye tutunmanız gerekiyor her zaman. Üç nokta derken iki ayağım var. Bir de elim var. Evet. Tek elde de ne yaparsam yapıyor muyum? Aynen. Yani ben buraya gelirken bir eli çalışmak için kullanıyorsunuz. Diğer üç noktanızda her şekilde tekneye dokunmanız lazım. Yani ben buraya binerken kendimi önce şuna tutunabilir miyim? Kıçıslara tutunabilir miyim? Tutunabilirim değil mi? Tutunabilirsin. Kıçıslara sağlam. Sonra buraya tutunurum belki. Evet. Orayı bırakırım. Yani bir yeri bırakmadan bir yere şey yapmayacağım herhalde. Sonra buraya tutunurum belki. Ama gel şu anda bunu yapmaya gerek yok. Çünkü Marina'dayız. Dalga yok. Bir şey yok. Ama bu kuralı unutmayalım. Tekneye sağlam binelim. Evet, tekneye bindiniz. Ne yapacağız? Denize çıkacağız. Şu anda Marina'da bulunduğumuz yerden rüzgar teknenin kıç omuzluğundan geliyor. Yani buradan yelken açsak pupa karşı pontona gideriz. Şuradan bir apaz yaparız. Şuradan bir orta tramvola ata belki dar yerden çıkabiliriz ama bu pek kolay değil. Ne mümkün de değil. Artı Marina'da yelkenle çıkmak. Biz eskiden yapardık kaçak ama şimdi kimse duymasın. Ama yasak. Normalde diğer teknenin güvenliği için Marina'dan yelkenle çıkmamak gerekiyor. O yüzden motoru çalıştıracağız. O yüzden bir motoru da kontrol etmemiz gerekiyor. Yağını, suyunu, her şeyini. Gel Onur Tok, beraber girelim içeriye. Bir motora bakalım. Bir motorun sigortalarını açalım. Bakalım sigortaları açık mı değil mi? Onu da bilmiyoruz. Evet, şimdi Onur'un teknesinin J92'nin içine giriyoruz. Yavaş yavaş
Ben girdim. Burada teknenin sigortaları var. Onur sen de göster istersen. Bu ama öyle güzel ki. Bak ben kaliteciyim ha. Ben böyle şeyleri sevmem. Hangi sigorta hangisinin? Bak bunu çevirdim. Ne bu şimdi? Bunu çevirdim. Ne bu şimdi? Ne belli ne oldu? Abi yani. Bir artıyı biri eksiği galiba. Bilmiyorum. Şey, sen bile abi bilmiyorsun abi. Bu ne? Bu ne şimdi abi? Bu belli değil. Ne oldu? Bu zaten devrede. O yüzden buraları etiket yapmak gerekiyor tabii ki. Onu da tekneye yeni alacağız. O da bilmiyor. Bu büyük olsa motorundur. Diğeri servisindir belki de. Bilmiyoruz. Ama bunları öğrenmemiz gerekiyor. Şimdi çalıştırdık. Büyük olasılıkla şey, elektrik gelecek ama buralara etiket yapalım. Ha bize yakışmıyor bu ya. Tamam yeni aldık tekneyi ama. Evet. Açtık. Bir şeyleri açtık. Şimdi motora bakacağız. Burada seyyar portatif bir merdiveni var. Onu çıkartmaya çalışayım. Olur bana destek oluyor. O ne ses abi öyle. Yani bu teknenin motoruna ulaşmamız gerekiyor çünkü. Burada bir şey var. Herhalde soğuk içecekleri buraya koyuyorsunuz. Zaten kış ha buz gibi ya. İgloya migloya gerek yok şu an. Buraları açalım abi. Bakalım altından ne çıkacak. Fıstık gibi bir şey bekliyor. Ha bu ne? Bunu da açıklayalım. Bu ne? O, acil durumda. Evet. Motorda bir problem olursa yangın gibi. Motor kapağını açmadan yangın söndürücüyü o delikten içeriye sokup içeriği soğuttuktan sonra kapağı açmanız gerekiyor. Yani oksijen gelmesin, evet, yangın hallanmasın diye Allah korusun buradan duman sızlaya başlarsa yangın söndürücüyü buradan göndermek gerekiyor. Kapağı birden açarsanız alev daha çok. Şunu şöyle açtığım anda alev vardığı için oksijen alır değil mi? Evet. Evet, bakımları yeni yapılmış motorumuzu görelim. Ama motor nemden can çıkışıyor, ayrı konu. Evet, bakalım tekrardan. Burada ne görebiliyoruz? Burada bir impeller parçamız var. Hafif korozyon var ama önemli değil. Çok fonksiyonel bir şey gözükmüyor. Borular sağlam. Kayışlar düzgün. Fakat bunu daha önce de görmüştük. Kayışlarda hafif bir line ayar kaçıklığı var. Bakın alternatörün üzerinde siyah lekeler olmuş. Çok önemli bir sorun değil. Birçok teknede oluyor bu. Alternatörün ayarını yapmak gerekiyor. Sorun değil. Şu anda denize çıkmamız engel bir şey değil. Onur çok nereye bakalım? Yağına bakalım değil suyu mi? Suyu zaten gözüküyor şuradan. Antifriz tamam. Antifriz burada. Minimum maksimum seviyesinin ortasında. Baba antifrizin içinde siyah bir şeyler gözüküyor ama ya. O, o ne abi? Kutudan kaynaklanıyor bence. Kuttan mı kaynaklanıyor? Bakayım. Yani evet sanırım kuttan kaynaklanıyor. İçinde çünkü temiz gözüküyor antifriz. Yeni değişti zaten. Motor takozları sağlam. Borularda bir sıkıntı gözükmüyor. O zaman yağına bakalım. Yağ tahmin ediyorsam şurada bir yerdeydi yağ çubuğu. Oraya döneyim ben. Oraya ulaşmak için de şuraya bakmam gerekiyor. Onur Tok teknende peçete var mıdır? İnşallah vardır. Her şeyi attık ama bir dakika bakayım. Sen orayı aç. Şubat ayında tekneye gelirsek böyle olur diyorsun. Ben burada şey bulacağım kendime. Tamam ben burada üstümü buldum kendime. Arama arama. Bak üstümü buldum arama. Ha şey peçete mi var? Daha iyi. Evet burada Volvo'nun yağ çubuğu var. İstersen gösterebilirsin de bunu. Yanmarların da böyle kenardadır. Bakayım neredeymiş ben bile. Tam burada. Biliyor musun? Babacım beni görmedim ya. Yağ çubuğu yağsız olur mu baba? Hatta... Şuradan gözüküyor mu? Ha, Allah Allah. Şuradan göstereyim. Ya işte böyle. Şimdi söktüm. Baba bu yağ kapkara olmuş hemen. Ne çabuk kara oldu. Baksana şu yağ rengine. Daha bunun bakımını yeni yaptırdık. Ne kadar kullanıldı ki bu kış vaktinde? Hiç kullanılmadı. Dizel motorlar çok kolay siyah olur yağları. O yüzden şey yapmayın, panik yapmayın. Normal bir şeydir bu. Bakalım yağ seviyesi ne kadarmış. Evet, yağ seviyesi fazla. Bakın şurada gözüküyor mu? İki tane çentik var. Bilmiyorum gözüküyor mu evet, kamerada gözüküyor ama. Şu andaki çentiğin üstünde yağ seviyesi. Bir daha deneyelim. Şu anda biraz fazla. Bir şey olmaz ama yağ yakar. Biraz... Öbür teknede de fazla. Bütün teknelerde fazla. Evet, ben de anlamadım yani. Arap yağı bol bulmuş. Tutmuş yağını fazla koymuş. Aynı şekilde biraz yağımız fazla. İkinci çizginin üstünde. Ya bunu ayarlamak zor. Motorların şekli hunu gibi olduğu için son dakikada erken kesmek gerekiyor. Yağımız var. En azından yağda sıkıntımız yok. Şimdi şanzıman yağına bakacağız. Şanzıman yağı var mı? İçine deniz suyu karışmış mı? Onu kontrol edelim. Şanzıman yağı da bilmiyorum onu görebiliyor musun? Şu arkada bir tane çubuk var. Onu sıkacağım. Tısladı. Uzun süredir açılmıyor demek ki. Bunu da yeni değiştirdik keçelerini veçelerini. Şanzıman yağı tertemiz. Tabii bunu anlamak için de dişlerini sokmadan yani dişlerini sıkmadan yağ kontrol yapmak gerekiyor. Bakalım şöyle bir dokundurup çıkartacağız. Dokundurdum. Çıkarttım. Evet bu da büyük olsa fazla gibi gelecek ama. Baktığımızda
Bu ne baba? İki tane çizgi var ortada galiba. Ortada mı? Ben öyle görüyorum. Bir daha bakacağım. Ben bir daha bakacağım. Ben ikna olamadım. Sen oradan sile sile azalttın zaten ya. Evet. Ne kadar çok silahsa o kadar yağım gidiyor diyorsun. Bana iki damla yağını ver artık. Onları tak, yapacak bir şey yok. Bunlara bakmam gerekiyor denize çıkarken. Evet, şanzıman yağı mükemmel seviyede. Gözüküyor mu bilmiyorum. Evet. Tam iki çentiği arasında. Şanzıman yağı çok düzgün. Rengi çok düzgün. Aynen, yağ kıvamında. Hiçbir beyazlaşma, sütleşme, hiçbir şey yok. Zaten keçi yeni değişti demiştik. İlk defa bu kadar temiz şanzıman yağı görüyorum ben de. Gerçekten hiç tertemiz. Kullanmadık çünkü, o yüzden. Vallahi zaten bakımdan şanzıman sonra yağı çok kararmaz motor yağı gibi. Beyazlaşır. Ama beyazlaşır. Bir şey oluyor. İçinde deniz suyu girer, beyazlaşır abi. Evet Onur Tok, motorda birazdan motoru çalıştırırız. Başka da ciddi bir kontrolümüz yok yani, bakmamız gereken. Motorun altında herhangi bir yağ kaçağı gözükmüyor. Şanzıman bölgesinde bir su kaçağı gözükmüyor. Gerçi biraz eskiden kalma, bakımdan kalma pis lekeler var ama onları temizlemek gerekecek herhalde. Bu motor bu kadar. Şimdi diyoruz ya, motorun havasını almayı bilmek gerekiyor diyor. Volvo motor gerekiyor diye. Volvo motorlarda bu çok kolay. Bakın hemen yakıt pompasının üstünde, yakıt filtresinin üstünde daha doğrusu, bir tane yuvarlak siyah vakum var, pompa var. Buraya böyle avucunuzla bastığınızda bu sertleşene kadar sertleşmesi gerekiyor ki içindeki havayı dışarı alsın diye. Şu an çok sert. Ben buna doğru düzgün bastıramıyorum. Demek ki şu anda motorun yakıtı normal. Motorun yakıt sisteminin içinde hava yok diyebiliriz. Bunu da böyle not olarak ekleyelim. Volvo'larda hemen bu yanda gördüğünüz gibi silindir, bir kapak var onun üstünde. Denize çıkmadan önce sigortaları, kullanacağınız ekipmanları sigortalarını da açmanız gerekiyor. Bunlar ne olabilir? Navigation light'lara, ışıklara gerek var mı? Deniz seyir fenerlerine şu an gündüz olduğu için gerek yok. Gün batımından sonra açmamız gerekiyor. Sintine pompası çalışıyor mu? Kesinlikle test etmelisiniz. Çalışıyor. Zaten sintine su var mı diye de bakacağız. Anchor light'a gerek yok. VHF, telsize ihtiyacımız var. Bir tek seyir fenerleri, seyir ekipmanları burada gözükmüyor, yazmıyor. Sanırım şu boş sigortada onların onurlu tok. Evet. Instruments değil mi? Seyir ekipmanları. Yani biz denize çıkmadan önce seyir ekipmanlarını, telsizimizi ki marinaya haber vereceğiz birazdan, açmamız gerekiyor. Ondan sonra seyre çıkabileceğiz. Seyir fenerlerini gece olsaydı açardık. Evet, denize çıkmadan önce neye baktık? Motor kontrollerini yaptık. Şimdi de motor çalışıyor mu çalışmıyor mu onu test edelim. Burada motorun bir dışarıda kontrol paneli var. Önce on konumuna getiriyorum. Ondan sonra da marş yapıyorum. Ses geldi mi? Evet. Çalıştı. Peki neye bakmamız gerekiyor motor çalıştığında Onur Tok? Sen daha iyi bilirsin. Su atıyor mu diye bakmamız lazım. Su atıyor mu atmıyor mu? Şu an bir sesi duymuyorum ben. Arkada. Bakalım. Arkada olması lazım. Sancak iskele ne tarafta? Ha, en arkadaymış. Ortada. Evet. En sevmediğim tip su atış yeri. Niye diyeceksin? Çünkü denizde eğer uzun seyir yaptığında buradaki egzoz gazı kıç ayna hatchback arabalar oluyor gibidir. Kıç ayna kapkara olur. Hiç sevmediğim bir tip egzoz atışıdır ama deniz yatan tekneler olduğu için yarış tekneleri genelde böyle kıça koymayı tercih ederler. Ki zaten uzun seyir yapacak bir tekne de değil bu. O yüzden kışta kalabilir. Hadi buna laf etmiyorum. En azından su atıyor. Bu bizi idare eder. Peki motoru şu an başta ısıtmadık değil mi? Isıtmamız da gerekir. Mesela çalışmasaydı, hava soğuktu. Biz çünkü motoru biraz önce çalıştırmıştık. Eğer motoru ısıtmadıysanız, motoru şuradan kapatıyorum. Motorun üzerinde glow denen bir tuş vardır. O tuşa yaklaşık bir 10 saniye bastığınızda sizin motorunuzu en azından bujilerini, ön ısıtma yapar. Enjeksiyonları ön ısıtma yapar ve sizin motorunuz daha kolay çalışır. Bu bütün motorlarda vardır. Şimdi böyle çalıştıracağım tekrardan. Hemen aldı zaten şeyi. Bu sefer hiç gıygıylamadı. Hemen aldı. Ve motorunuzu veya akülerinizi hızlı şarj etmek istiyorsanız burada gaz kolunun üstünde Onur Tok ne var? Kırmızı bir tane tuş var. Buna böyle bastığınızda motor boşta devir alır. Şu an olduğu gibi. Ses geliyor mu bilmiyorum. Tabii böyle ısınmamış motora çok fazla boşta gaz vermemek gerekir. Çünkü ne yapar? Zarar verebiliriz. Ama bilin, aklınızda olsun. Demir memir atarken bu şekilde motora boşta gaz verebilirsiniz. Ne kadar fazla devir olursa motor, o kadar fazla aküleri şarj eder. Çünkü motorun üzerindeki alternatör seyir boyunca motor çalıştığı sürece akülerinizi şarj eder. Bu teknede bir voltmetremiz yok değil mi Onur? Bakamıyoruz akü voltajlarına. Yok, teknede yok şu anda. Ya bu teknede yok ama çoğu teknede vardır. Motoru çalıştırdığınızda sahildeki kabloyu söktüğünüzde
akülerdeki göstergelere bakarak şarj edip etmediğini görmeniz gerekiyor. 12 volt sistemlerde genelde orada 13.8 volt, 13.6 volt gibi akünün şarj ettiği voltaj odur çünkü. O voltajlarda akü şarj olur. Kontrol etmeniz gerekiyor. Denize çıkmadan önce bağlı olduğunuz limana veya marinaya bilgi vermeniz hem sizin açınızdan hem onların açısından iyi olacaktır. Çünkü siz atıyorum bir hafta 10 gün seyirde yoksanız sizin yerinize başka tekne çekebilirler. Veya siz bir gün akşam döneceğim dediğinizde dönmediğinizde tabii ki denizde olduğunuzu kayıt altına aldıkları için rahatça size ulaşabilirler. Herhangi bir sorun olduğunda en azından takipte olursunuz. Biz de şu anda denize çıkmadan önce Setür Kalamış Marina'ya çağrı yapacağız ve çıktığımızı söyleyeceğiz. Onur Tok, teknenin adı neydi? Anka 5. Anka 5 mi? Evet. Hayta diye hatırlıyorum ben. Hayta eski adıydı. Şimdi Anka 5 mi oldu? Anka olacaktı. Dolu olduğu için Anka 5 oldu. Tamam, en sinir olduğum şey. Bu telsiz bir şey istiyor benden. Ortak ne istiyor? No position diyor olabilir. Ha, datayı almıyor. GPS sinyali şu an terste gelmediği için alarm verdi. Anka 5 ama teknolojisi Anka 5 yazmaya gerek yok. Biz Anka diyeceğiz teknenin adını. 5'i limanın verdiği bir kod. Yani Anka demek ki 4 tane Anka varmış sizden önce. Anka 5 olmuşsunuz. Bir tane de Anka ismanız Anka 6 olacak demek ki. Neyse, daima telsizde çağrı yaparken önce marinaya seslenmelisiniz, sonra kendi adını söylemelisiniz. Konuşma şekli bu olmalıdır. Deneyelim bakalım. Sütün marinadan cevap gelir mi Ortok? Bakalım. Bu pandemi günü gelir mi bakalım? Setür Kalamış Marina, Anka 5. Bir de konuşabilmeyi becerebilsek. Bekliyoruz bakalım. Onur, tersi çalışıyor mu? Çalışıyor tabii ki. Emin misin? Sukreş ayarlı mı? Ayarlı, her tamam. Şey ayarlı. Setür Kalamış Marina, Anka 5. Onur Tok, senin tersi sizlere ömür galiba. Yok, hayır, çalışıyor, kullandım ben. Allah Allah. Dedin ya, belki çalışmıyorlardır bugün. Sokağa çıkma yasağı var sonuçta. Sokağa çıkma, bizim de işimiz var burada Onur Tok. Sporcu lisansı olduğu için Onur Tok'ta şu anda sen 2000 kaç olimpiyatlarına hazırlanıyordun? 2024. Neresi, neredeydi o? Paris. Paris olimpiyatları. Yapılır mı bilmiyoruz ama Onur Tok'un öyle bir olimpiyat hazırlığı var. Olimpiyat hazırlığı olduğu için yelken lisansı var. Zaten ben tersane çalışanı olduğum için her türlü izin var diye dışarı çıkabiliyorum. Son bir çağrı yapacağım Onur Tok. Hala da cevap gelmiyorsa telsizde bir şey var diyeceğim. Kalamış Marina bu kadar cevapsız kalamaz çünkü. Setür Kalamış Marina, Anka 5. Ses açık mı? Açık tabii ki ses. Bak, squash veriyorum. Tamam. Ses geliyor. Squash da açık. Zaten squash ince ayardır. Şu an ince ayara gerek yok. Marina'nın içindeyiz. En fazla şu kadar sesimiz gidecek. Tamam, evet, kaç watt veriyor peki? High'da mı, low'da mı? Valla şu anda low'da. High'a mı alalım? High'a al bakalım. Abi bir watt'ı göndermesi gerekiyor. 73 bence mu acaba burası? 72, yanlış mı söylüyoruz? Bilmiyorum. Olabilir. Hadi bir daha deneyelim. Son bir deneyelim artık. Ne yapalım? Setür Fenerbahçe Marina. Anka 5. 25 watt çıkış verdik şu anda. Low'da 1 watt çıkış verir. High'da yüksekte 25 watt çıkış verir. Şu anda 25 watt çıkışta denedik ama gene bir sonuç alamıyoruz gibi gözüküyor. Bakıyorum kaçmış diye. 72 hatırlıyorum ben de. 72. 72 doğru, 72. Evet, telsizden cevap alamadık. Yapacak bir şey yok. Evet, denize çıkma zamanı geldi. Ne yaptık? Motorumuzu çalıştırdık. Motorumuzu kontrol edelim. Bakalım vites geçişleri oluyor mu olmuyor mu? Ne yapacağız? İleri yol atacağım. Vitese geçti, sesini duydum. Arkadan da su çıktığına bakacağım. Su çıkıyor mu? Evet. Şu anda arkadan su çıkıyor. Yani şu anda motorum daha doğrusu ileri yol alabiliyor. Tornistan vereceğim, geri vereceğim. Bakalım. Teknenin de geri geldiğini görüyorsunuz zaten. Geri vites çalışıyor. En azından viteslerim çalışıyor. Şimdi ne yapmam gerekiyor? Rüzgara bakmam gerekiyor. Tek başa denize çıkacağım. Bu tekne yaklaşık 9,5 metre değil mi Onur Tok boyu? 9 metre 12 santim. 9 metre bir şey değil. Yani 70 fit de olsa, 80 fit de olsa, 26 metre de olsa bu tekne, tek kişi her tekneyi denize çıkartabilirsiniz. Bu taktikle daha önce söylemiştim. İki tane halatımız var arkada bağlı. Bir yanaşma ayrımı videomuz çekmiştik onu çok beraber seninle. Evet, Madonna'la. İzlemeyenler için faydalı bir video. Orada çok uzun anlatıyor. Çiğ Steering'le çekmiştik beraber. Levent'e selam söyleyelim buradan. Bu arada hava ısınıyor galiba. Umarım ısınır. Şubat ayında attım bereyi kenara.
Her neyse, teknemiz 3 yerden bağlı. Çok fazla ayrıntıya girmeyeceğim. 2 tane palamarımız var kış tarafta. Bir tane de başta tonozumuz var. Ve rüzgar nereden geliyor çok önemli. Çünkü bizi rüzgar geldiği tarafın tersine doğru sürükler. Sürüklenmek de iyi bir şey değildir. Siz bir kere sürüklenmeye başlarsanız bir daha o tekniği toparlayamazsınız. Şu anda rüzgar bizim iskele kıç omuzluğumuzdan geliyor. Yani bizim rüzgar üstümüz, rüzgarın geldiği taraf. Buraya rüzgar üstü diyeceğiz. Rüzgar altta rüzgarın çıktığı taraf. Rüzgar buradan geliyorsa bu tekniğe ne yapacak? Rüzgar altına doğru itecek. O zaman benim en gereksiz halatım rüzgar altında bağlı halat olacak. Yani rüzgarın iskele kıç omuzdan geldiğini varsayarsam benim buradaki bağlı olan halatım şu an gereksiz. Ben bunu şu anda söküyorum hemen. Evet, aldım. Attım. Neyim kaldı? Başta tonozum kaldı. Kışta bir tane palamar halatım kaldı. Şu an tonozu çözersem tekne ne yapar? Sahipsiz kalır, bağlanmamış kalır ve bir tarafa doğru kaçar. Bu arada tonozun bir ucunu karaya bağladık mı onu kontrol edelim. Evet, bağlamışız. Onu da unutmayın. Tonoz halatının bir ucu karaya bağlı olmalı ki siz denize attığınızda suyun dibine batarsa geri alamazsınız. O yüzden genelde marinalarda bunların uçlarına mantar takarlar. Unutmayın. Ben ne yapacağım şimdi? Tekne beni terk etmesin diye ileri yol vereceğim. Bir tık ileri yol vereceğim. Zaten bakın tekne hemen gerildi. Ve ne yaptı? Kendini rüzgar üst tekneye yapıştırdı. Hiçbir şey olmaz. Arada usturmaçalarımız var. Bakın usturmaçalar tekne vurmayı engelliyor. Tekne bu şekilde rüzgarın atmasından etkilenmeyeceği için olduğu yere durur. Gidiyorum ön tarafa hızlıca. Hop. Onur Tok, teknede hiç elimi kolumu bağlamadan yürüyorum. Uyarmıyorsun. Hani şey kuralı var değil mi? İki ayak bir el. Üç nokta kuralı var. Hiçbir şey yapmıyorum. Takıldım bile. Ben izin çekmiyorum. Bu arada yer işte, çok bilmek iyi bir şey değil belki bazı zamanlarda. Teknede kedi gibi yürümek gerekiyor. Atıyorum. Hemen çıkmıyorum. Bekliyorum. Çünkü tonoz arasında hava var. Hemen batmıyor. Belli bir süre sonra kuruluş çünkü halat. Batması gerekiyor. Şu an evet daha hala batmadı. Hala suyun üstünde bir kısmı. Evet, yavaş yavaş gidiyor. Şu an 30 santim battı ve aşağı doğru indi. Şimdi ne kaldı? Teknemde bağlı bir halat kaldı. Bir gaz kolum var, bir halatım var. Şu an dümen çok işe yarar mı? Yaramaz. Şu şekilde denize çıkarsam yandık teknenin burnunu götürürüz. Ne yapmam gerekiyor? Bunu atmaya hazır hale getirmem gerekiyor. Ki atmaya hazır halde zaten. Bunu da boşa atmam gerekiyor belli bir süre. Teknenin kapısı açıldığı anda rüzgar üstünde fazla, rüzgarla fazla atmadan bakıyorum. Tekne açıyor, evet. Rüzgar altına atıyor. Bunu fırlatıyorum. İleri yolumu veriyorum. Ve rahatça çıkıyorum. Bu kadar basit. Hiçbir yere atma yok. Kimsenin teknesinin elleme yok. Dokunma yok, itme yok, bağırma yok, çağırma yok, stres yok. Daha sayayım mı Murtok? Daha ne sayabilirim? Ve dönebiliyorum. Kokarı kokarı yok diyorsun yani. Gayet güzel, temiz bir şekilde çıktık. İşte tek başına çıkılabiliyor mu? Bu kadar rahat çıkılabiliyor. Yeter ki siz taktiği düzgün yapın, doğru yapın. Evet, ileri yol verelim. Onur Tok, güneş gidince soğuk oluyor gerçekten ya. Vallahi. Birazdan gelecek küçücük bir bulut. Gelir mi? Küçük bir bulut mu? Onur Tok, drone da çekelim. Evet, marinadan ayrılıyoruz. Ne yapıyoruz? Bir de şeye bakmadık aslında. Yasak olduğu için çok rahat da bir ortalık. Kimse çıkmıyor. Neye bakmadık? Buralardan başka tekne geliyorsa eğer biz çıktığımızda onunla çatışma riskimiz var değil mi? Böyle bir günde bakmaya ihtiyacımız kalmadı ama şu anda zaten ortalık boş olduğu için rahatız. Evet, bu kadar. Denize çıktık mı çıktık. Evet, tek başımızdayız. Oyunu kurallarına göre oynamamız gerekiyor. Yani şu anda ben usturmaçaları sökmem gerekiyor veya amatör denizci arkadaşların yaptığı gibi usturmaçaların bir ucundan asmam gerekiyor. Tabii ben tek başımayım. Dümeni otomatik pilotum da yok. Hiçbir şeyim yok mu teknede? Olur tak. Yaka dümenim var. Otomatik pilotum yok. Herhangi bir sabitleyeceğim yok. Hiçbir şeyim yok. O yüzden ben ne yapacağım? Kendime denizde en sakin noktayı bulacağım. Marinaların içinde usturmaçayı sökemedim o yüzden. Denize çıkmak zorunda kaldım usturmaçayla ki tamamen karşı olduğum bir durumdur. Usturmaçanın denizde sallanması hiç de doğru bir davranış değildir. Üşenmeden, tembel olmadan bunları toplamamız gerekiyor. Şimdi ne yapıyorum? Etrafa bakıyorum. Şu anda bana doğru gelen bir tekne yok. Etrafım açık. Gemi yolunda değilim. Düzensiz bir yolda değilim. Şimdi bunların hepsini tek tek sökeceğim, kaldıracağım. Çünkü keyifli yerken yaparken bunlar benim keyfimi kaçıracak. Denize düşürecekler, sallanacaklar, halatlara dolanacaklar. Bunları da bu şekilde içeri atabilirim. Evet Onur, başka ekleyeceğim bir şey var mı usturmaçayla ilgili? Hiç sevmiyoruz bunu yapmayı ama üşeniyoruz ama yapacak bir şey yok. Maalesef her seferinde bunlar sadece limanda işimize yarıyor.
Denizde hiçbir şey yaramıyor. Evet, bu konuda daha fazla söyleyeceğim bir şey yok. Bunları sökelim, sonra devam edelim. Evet, denize çıktık. Uslumaçları söktük. Şu an yine sakin bir yerdeyim. Yelkenin, ya ana yelkenimiz klasik ana yelken. Canavamız sarma sistem, onu açmak çok kolay ama ana yelkenimiz klasik ana yelken. Dolayısıyla üzerinde bulunan bir bumba kılıfını bunun sökmem gerekiyor. Bunu söktükten sonra ana yelkeni dışarı çıkarmam gerekiyor. Tabii şöyle bir durum da var. Teknemizde otomatik pilot yok. Hep ne anlatıyorduk size? Rüzgara karşı giderken. Yani tek başındayım şu anda. Teknemde otomatik pilot yok. Hani iki kişi olsaydık veya yanımda otomatik pilot olsaydı, o zaman ne yapardım? Otomatik pilotla tekneyi rüzgara karşı götürebilir, rahatça yelkeni basabilirdim. Fakat bugün tek başımayım ve otomatik pilotum yok. Dolayısıyla ben tekneyi rüzgara karşı götürerek yelken basamam. Bakın size bugün bir taktik daha öğreteceğiz. Bu taktikle çok rahat yelkeni siz de basabileceksiniz. Yani rüzgara karşı gitmek daima zorunda değiliz yelken basmak için. Bu kuraldır, rahatlıktır, doğrudur ama birazdan size yelkeni açtıktan sonra rüzgara karşı gitmeden yelken nasıl basıldığını, nasıl basılabileceğini göstereceğim. Evet, bunu açalım yavaş yavaş. İskotayı, yani ana yelkeni kumanda eden iskotayı bırakalım. Bu aşağı doğru düşsün buradan. Tokaları var galiba, değil mi? Evet, buradan da bir bağ var sanırım. Tokası varmış. Şöyle bir hızlıca düzenleyelim. Denizcilikte düzen çok önemlidir. Hanımlar kızıyorlar, evde böyle düzenli değilsin diyorlar ama yapacak bir şey yok. Gerçi denizde çok düzenli olamıyoruz. Onur tak, şimdi bunda zaman kaybetmiş. Şöyle biraz yumak yapayım. Şöyle yapayım. Tamam mı? Hadi salla içeri. Oldu mu oldu ya? Yelken bunu var mı arkadaşlar? Evet, düzen güzel çok şey değil şimdi. Evet, evet. Düzenli mi düzenli? Ayağımızdan çıktı. Evet, hemen yelkenleri açalım. Kapalarını açalım şeyin. Kayışlarını açalım. Şu yelkenler düşsün. Abi eskiden Optimus Azer yaparken hatırlıyor musun? Marmara Yelken Kulübü'nde yarışırken nasıl heyecanlanıp denize çıkacağımız günler. O hislere geri dönmeye başlamaya denize çıkacağımız zamanlar. Marmara Yelken'de o ışıklardan kulübe kadar olan yolda yürürken o kadar heyecanlanıyordum ki her gün her gidişimde kulübe. Çocuk yaşlardaydı, hatırlıyorsun. Ah ne günlerdi be. Dünya değişiyor, her şey değişiyor. Yaşlanıyoruz Onur Tok. Evet, ne yapıyoruz? Aldık mı? Attın mı yelkeni? Şimdi bunun mandarı ve balançınası aynı mı abi? Evet. Yani bu teknenin ben şu anda mandarı basmak istediğimde şu mavi atımı boşlayacağım. Direğin tepesine o geliyor bir tek. Evet, ana yelken mandarı. Onu da anlatalım şimdi. Ne diyor? Ne diyecekler? Balançına ne? Ana yelken mandarı ne? Bizim yelkeni basmamız için, bu arada sponsorun değil bu değil mi? Çıkartmamışsınız bunları. Evet, onlar eski sponsorumuz. Bunlar eski sponsor. Olsun, önemli değil. Bunun bizle ilgisi yok bu arada. Nedir? Mobilyaydı galiba. Mobilya değil mi? Markası galiba. Bunun bizle alakası yok. Yanlış anlamayın. Bu teknenin üzerinde böyleydi. Yani mutacı değiliz. Her neyse. Şimdi çoğu teknede ana yelkeni basmak için bir mandarımız vardır. Bir de bomba aşağı düşmesin diye ikinci mandar deriz ona. Kışta balançina dediğimiz bir alat vardır. Bakın şu anda bomba yavar ustan bu alat aslında balançina görevi görüyor. Ama ben bunu şu anda sökmek zorundayım. Niye sökmek zorundayım? Çünkü bu aslında kendini şu an balançina zannediyor ama bu aslında bir ana yelken mandarı. Yani ben ana yelkeni bununla basacağım. Dolayısıyla bunu şu an sökmem gerekiyor. Sökmek için de ne yapacağım? Burada kilidi vardır bunun. Ulaşabilirsem buradan onu açacağım. Ve yavaş yavaş aşağı doğru düşecek. Evet. Bakalım. Onur Tok, kayboldum burada Onur Tok. Şimdi normalde Deniz Giray bu tekneye yabancı olduğu için ben de yabancıyım. Ana yelkeni atarken ana yelken mandarının olmadığı tarafa doğru atsaydık daha kolay olacak işimiz. Ne yapsaydın bakayım, söyle bakayım. Yelkeni aşağı attık ya. Evet ana abi. Ana yelken mandarının olmadığı tarafa atmamız gerekiyor. Evet abi. Gitti şeyin üzerine, piyanonun üzerine mandarı bırakmışım. Bu arada bunda biraz düştü ama katı falanga olduğu için, şunu da göster istersen. Katı falanga olduğu için bomba tam yere düşmüyor. O da güzel bir özellik. Piston var içinde. Evet. Tam yere düşmüyor. Bombanın, falanganın orada bir tane boru var. Borunun içinde ya piston ya da yay vardır. Bombayı tamamen yere düşmesini engellemek için. Bomba sana sana gelecek abi. Bomba evet. Sana gelecek. İskotoyu da boşayalım şimdiden. Tabii şeyi de açmadık. Bir taraftan da şunu açalım. Onur Tok, bu yelkeni basmak çok zormuş ya. Tek tek arabaları ben geçireceğim değil mi şimdi? Evet. Oho, bir de artistik yapıyordum bu yelken açmak tek başına kolay bir diye. Bir tane şey var galiba. Basarken bir kıstırmaç var galiba direğin orada. Ona takarım. Ona takarım en kötü. Varsa ya. Evet, şimdi yelkenin
en tepe noktasını bulmam gerekiyor. Bizden yarışçılık geçmiş Umut yok. Biz sarma yerken seviyoruz artık. Yalan, sevmiyorum ama yapacak bir şey yok ya, bu kadar zor bir sistemde. Tabii bu teknede lazy back denilen tembel çantası olsaydı bu kadar da zorlanmayacaktık. Bir şeyler ötüyor, ne ötüyor? Ha şey, Optimistler yarışıyor şu an Fenerbahçe Koyun'da. Antrenörleri çocuklara start verdi, 3 düdük çaldı ve startı verdi. Evet, şimdi alacağım. Ana yelken bahlerim bakın, direğin dibinde. Yelkeni böyle basarsam uçağa gider uçurtma gibi. Böyle basamam. O yüzden üzerindeki arabaları buradaki ana direğin kılavuzundan getirerek basmam gerekiyor şu şekilde. Şimdi rüzgara karşı değilim. Ne olacak? Ben yelken basamayacak mıyım? Bu tekneyi rüzgara karşı götüremem. Deneyelim bakalım ne olduğunu beraber görün. Şu an yelkeni basmaya çalışıyorum. Bu tekne kuvveti aldığında kendi kendine zaten rüzgara doğru dönecek, merak etmeyin. Evet, basıyorum, tek tek geçiriyorum. Bu yarış teknelerimde böyle, yanlış anlamayın. Gezi tekniğinde lazy back var, dediğim gibi böyle çok rahat bunu basabiliyoruz. Evet. Ya benim neye ihtiyacım var tek başına basmam için? Direğin dibinde bunu sabitleyecek bir koç boyunuza ihtiyacım var. Tabii ki yok. Olursak var ya da ama tabii ki yok. Yani işim daha da zorlaştı şu anda. Buraya bir tane koç boyunuz yapılsa daha rahat ederdim. Evet, bunu da geçiriyorum. Evet, şimdi bir yerden sonra artık ne yapıyorum? Gücüm yetmiyor. Bakın yelken donmaya başlıyor. Rüzgar arkadan geliyor. Koç boyunuzum da yok. Şurada bulduğum bir yere bir bağ atacağım. Onları tok yapacak bir şey yok. Ne yapalım? Burada bir tane bağ atacağız. Sonra o bağı çözeceğim. Evet. Şöyle yapalım. Böyle kolay olmuyor her şey. Biraz sizi bekletebiliyorum ama bunu da bağladım bunu. Daha sonrasında baremi çıkartıyorum çünkü hareket ettikçe sıcak geldi. Geliyorum dümenime. Hafif dümenimi rüzgara doğru çeviriyorum. Bakın yelken şimdi hafif pırpırlamaya başlayacak. Yani ben de rahat etmiş olacağım. Aynı zamanda buradan da çektiğim ana yelken mandarının boşunu alıyorum. Evet, evet, evet. Alıyorum. Biraz daha rüzgara döndüreyim tekneyi. Buradan biraz daha döndüreyim, biraz daha döndüreyim, biraz daha döndüreyim. En azından biraz beni rahatlatsın, yelkeni basmamı rahatlatsın. Evet, tepede rüzgar okundan gözüküyor zaten rüzgarın nereden geldiği. Tekne uzun süre böyle kalamaz ama... Rüzgara doğru dönüyoruz yavaş yavaş. Rüzgara doğru yavaş yavaş döndürüyorum. Evet, şu an bende pek yük kalmamıştır. Böyle tutuyorum tekneyi. Şimdi gideceğim, yine basmaya devam edeceğim. Buraya bağladığım halatı çözüyorum. Onur tok! Tekeline zor bu iş. Evet, devam ediyorum. Arabayı geçiriyorum, sonra mandarı çekiyorum. Arabayı geçiriyorum, mandarı çekiyorum. Arabayı geçiriyorum, mandarı çekiyorum. O yüzden yarışçılarda eldiven gerekiyor. Bakın yelken bayağı çıktım Onur. Bayağı başardım ha? Bitmek üzere. Tek başıma. Son arabayı takıyorum işte o an. Onur tok. Son arabayı da taktım. Düşme. Ve çektim. Gelmedi. Bir çektim boş geldi bir daha. Evet. Başardım. Yelkeni bastım. Ama benim orada herhangi bir halatı bağlayacak bir yerim yok. Ne yapıyorum? Buraya geliyorum. Geriye. Bunu çekmeye çalışıyorum. Hop. Düşürmedim. Şimdi ne yapacağım? Bunu vinç koluyla alacağım ya da elde almaya çalışacağım. Üzerindeki vincin üzerindeki halatları bırakıyorum. Bakın yelken de var orada. Bir tur çeviriyorum. Alamıyorum. Gücüm yetmiyor. Biraz daha almaya çalışıyorum. Gene alamıyorum. İskota gücüm yetmiyor. Dolayısıyla iskota takılmış mı? Şey, takılmamış. Vincin etrafında bir tur sar. Oradan elle çek. Buradan çek sonra. Nasıl? Vincin etrafında bir tur sar. İleri git elindeyken. İleri git elindeyken iskota. Evet, mandar vardı, pardon. Şöyle mi yapayım? Şöyle i̇leri git, ileri bayağı direğin dibine git ama mandar elindeyken. Ha, Onur tok. Doğru söylüyorsun, evet. Mantıklı. Böyle sağ diyorsun, buraya git. Ben başka düşünceler düşünceydim bak. Buradan böyle asıl diyorsun, buradan çek. Değil aynen. Mi? Buradan böyle asıl diyorsun, çek. Ama vinç kolu olsaydı buna da gerek kalmayacaktı. Vinç kolunu çıkartmamışız. Vinç kolu var aşağıda da. Çıkartmamışız. Tamam. Süper.
Neyse bunun trimini yaparız. Şu anda bir rüzgara doğru girelim. Kendimizi nereye doğru götürelim Ortak? Alalım dümenimizi. Motoru hala kapatamıyoruz. Bir modaya doğru gidelim. Küçükken böyle bombayı terk hatırlıyor musun şöyle? Tekneyi döndürürdük şöyle. Dönüyor mu? Dönüyor valla. Sağanak geliyor, evet sağanak geliyor. Kafaya dikkat etmek lazım. Bu teknelerde bomba çok aşağıda. Kafaya dikkat etmek lazım. Evet onu çok güzel sağanak geliyor. Sağanağı gördün mü? Evet. At canavayı aç. Canavayı da açacağım şimdi. Ama anayarken trimini bitiremedik. Motoru kapatıyorum artık. Yelkenim doldu. Dolmadı yalan söylemeyeyim. Sağanak gelmedi hala. Şimdi gelecek. Şimdi gelecek. Şu an anayarken trimsiz. Ön yakayı tamamen alamadım. Biraz onu alacağım. Palangayı almadım. Oynama yapıyor. Palangayı alacağım. Yelkenin formu şu an bozuk. Önce motoru kapatıyorum. Artık motor ihtiyacım yok çünkü. Motoru kapattım. Evet. Şu an apaz bir şekilde modaya doğru burnumu verdim. Rüzgar teknenin yanından geliyor. Bordasından geliyor. Tabii de kırmızı rüzgarı gösteriyor zaten. Şu anda apaz seyrine girdim. Ve yelkeni basmak için de rüzgara karşı olmam gerekmedi. Çok az çevirdim. Zaten yelkeni basabildim. Üstelik yarış yelkeni bastık. Bir sürü arabası var. Teknik onları yerleşmek zorunda kaldık. Herhalde bir 18 tane, 12 tane araba var burada Ornutok. Sayma, boş ver şimdi. Vaa, evet hissetmeye başladım. Çok 15, güzel şekilde 15 tane mi var? İyi iyi. Evet. Demek ki hala formu geldi. Tekne gitmeye başladı. Hava vites kolunu geri atar mısın? Ne atayım? Vites kolunu. Vites kolunu tornistana mı? Evet. Vites kolunu tornistana niye atıyoruz Ornutok? Pervane kapansın diye. Aksi takdirde pervane kapanmıyor. Şaft dönmeye devam ediyor. Ses yapıyor. Ses yapıyor. Ama sende zaten katlanır pervane var. İşte katlanır atınca pervane geri olduğu kapanıyor. İçin direkt kapadık kendini. Evet şu an gayet güzel bir ilerlemeye başladık. Canavayı açalım Ortok. Evet açalım. Tek başıma canavayı açacağım değil mi? Hadi bakalım. Uzatmayı uzatayım kendine. Bir uzatma uzayabilen uzatmalı gerekiyor uzatması. Şimdi tabii tekniği unuttum ben. Canavanın bir furling halatı var. Sarma halatı var. Ona bakayım neredeymiş. Şuradaki halatları alayım. Evet, canavanın sarma halatı şuraya geliyor. Onu buldum. Evet, bu canavanın sarma halatı. Siyah iskeleye doğru geliyor. Bunu açmam gerekiyor. Zaten. Ondan sonra da ne yapacağım? Ben popomun altıyla da tekne kullanabilirim abi böyle bak. Aldım bunu. Aa, canavayı açamam ki baba. Evet, bağlı çünkü. Bağlı. Şimdi bunu evde yapmayın. Bunu evde yapmayın. Evde denemeyin. Bağlı, bunu evde denemeyin. Şimdi tekne dengeli tekneler, teknenin tasarımı iyiyse düz giderler. Şimdi bakalım onu test edelim. Bırakıyorum dümeni şu anda. Bir açı veriyorum kendime. Ön tarafa gidip canavayı sökmem gerekecek. Evet. Sağanak gelirse tekne döner ama. Evet, çok küçük bir açı vereyim. Yatmaması lazım teknenin. Evet. Evet, gidiyorum. Gidiyorum ön tarafa. Kedi gibiyim. Zıplayarak gidiyorum. Buradaki halatı açıyorum. Her zaman da bir sorun olur. Bu halatı da zaten ya denize çıktığımızda açmayı açabilirdik. Marina da açabilirdik. Biraz geç kaldık tabii. Tekne dengeli. Biliyor. Evet. Geliyorum. Kayışı içeri fırlattım. Dümenimi geri aldım. Ne kadar kaçtı? Biraz kaçtı. Yani. Azıcık kaçtı. Aldım. Ve çekiyorum. Ve zaten apazda yelkeni açtığım için direkt rüzgar doldurdu. Ve gidiyoruz. Oh be. Of, harbiden of be. Özlemişiz be. Kendimize geldik Deniz Giray. Kendimize geldik vallahi. Hadi şimandırı bas da. Adam gibi trimli yelken yapalım evet. Diyorsun değil mi? Tamam abi. Kapat çekimi. Evet, bugün size kabaca denize çıkarken nelere baktığımızı anlatmak istedik. Tabii Onur hatırlattı sağ olsun. Yakıt tankına baktık mı dedi. Ben dedim bakacaktık, bakmışızdır derken gerçekten bir ara bakmışız ama teknede yakıt tank göstergesi olmadığı için tanka sonrasında denize çıktıktan sonra yalan söylemeyelim baktık. Daha doğrusu o bir 20 madde anlatmıştım denize çıkmadan önce neler yapılmalı diye. O maddenin içinde yakıt tankı da vardı. Kendim anlattım, kendim bakmamışım. Neyse siz onu da ekleyin o maddeleri. Kabaca denize çıkarken bunlara bakmanız gerekiyor. Umarım faydalı olmuştur. Umarım keyifli izlemişsinizdir. Tekrardan Onur Toko'ya teşekkür ediyorum. Sizlere de sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sevgi ve selamlarımla.